Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dersimizin konusu hayatın içeriği ve fıtratın şehadetiyle ahiretin ispatı. Bir daha söylüyorum. Hayatın içeriğiyle, fıtratın şehadetiyle, ahiretin ispatı. Zerre kadar istifade edersek, bekaya baktığı için en büyük fani, en küçük bakiye denk gelemez. Onun için dünyada ne kadar fani şeyler elimize geçse o kadar kıymetli olmaz. Allah istifade ettirmeyi nasip etsin. İlginç bir yer. Bir de bu noktada bakacağız. Murat nerede? Tamam. Sağ tarafımda ol da. Hem madem şualar 212. Sizi de böyle canlı görünce İnsana da şefk veriyor ya. Hatibi konuşturan da muhatabın varlığıdır. Başka? Talebidir, ihtiyacıdır. Madem Nevi Beşir'in en meşhurları olan, insanlığın en meşhurları olan 124 bin peygamberlerin, 124 bin peygamber gelmiş. 124 bin peygamberler ittifak ile farklı fıtratta, farklı zeminde, farklı zamanda, farklı kavimde, farklı yörede geldikleri halde çoğusu birbirinden haberdar değil. Aynı şeyi söylüyorlar. Yani iki tane filozof bir meselede ittifak ederlerse sonradan gelen filozof yok olur. Ötekisini desteklediği için o kendisi gözükmez. İlle gözükmesi için muhalefet etmesi lazım. Burada tam tersine ne kadar teyit etmişse o kadar öne çıkmış. Tuhaf bu da. Bunlar bir şey okuyacağım da ondan sonra notumu paylaşacağım size. Bak, Nevi Beşer'in en meşhurları, hayatında hiç yalan yok. Bunu kendisi söylüyor zaten, muarızları. Size sokakta her gün yalan söyleyen bir adam gelse, ayakkabı tamircisin veya bir şey esnafsın, dese ki hey Mehmet evin yanıyor. Yani git yalancı, her gün o aynı yalanı söylüyorsun. İnanmasın ama bu arada kafanı çıkarsın, evin tarafına bakarsan acaba duman falan çıkıyor mu? Ne olur ne olmaz da ya. Bunun hayatında hiç yalan olmamış bunlarda. 124 bin. Allah Allah. Muhbir-i Sadık. Delillerini göreceğiz. İttifak ediyor aynı meselede. Saadet ebediyi ve bekay-ı uhrevi Cenab-ı Hakk'ın binler vaat ve ahitlerine istinaden ilan edip mucizeleriyle, öyle kuru bir iddia değil, bir tasavvur değil, bir düşünce boyutu değil yani. Düşünceyi eyleme dönüştüren fikir veya fıtratta olanı düşünce yoluyla eylemde gösterenler, fıtratta olanı, yaratılışta olanı dima yoluyla eylemde gösterenler. Okuyacağım bunu. Mucizeleriyle doğru olduklarını ispat ettikleri gibi. Muarızları demiş ki evet böyle bir vaka oldu ama sihirdir demiş. Böyle bir şey olmadı demiyor. Hadsiz ehli velayet keşf ile zevk ile aynı hakikate imza basıyorlar. 124 milyon evliya. Dile kolay. 124 milyon
evliya. Keşf ve zevk ile aynı hakikate imza basıyorlar. Elbette o hakikat güneş gibi zahir olur, şüphe eden divane olur. Şu cümleyi de okuyayım, notuma geçeceğim. Kavgamız orada olacak zaten. Ben burayı okudum yani, burayı. Evet, bir fende ve bir sanatta mutahassis bir iki zatın, bir fende, tıpta mesela, bir iki zatın o fen ve o sanata ait hükümleri ve fikirleri, onda ihtisası olmayan bin adamın, hatta başka fenlerde alim ve ehli ihtisas da olsalar, muhalif fikirlerini hükümden iskat ettikleri gibi. Değil mi? Mesela iki tane doktor bir hastalık hakkında ittifak etse, tam 20 tane fizik profesörü hayır dese, hiçbir değeri yoktur tıp noktasında. Evet, şimdi buna ait. Hastayı, yani 124 bin peygamber bu kadar mucizelerini göstermiş. Doğru olduklarını hayatta göstermişler. Fikirde değil, hayalde değil, sinemada değil. Bak, hastayı acile götürdük. Başıma geçeni. Sırf orada diye, orada doktordur diye, elbise giydi diye güvenip hayatını teslim ettik doktora. Tanımıyoruz değil mi? Tanıyor musunuz acildekini? Yok. Doktor onayladı, hastane, devlet onayladı. Ona bir amblem verdi. Sen burada vazifelisin. Ben seni onayladım. Ama mutlak doğru değilsin. Yanlışlıklarınla beraber bu işin uzmanısın dedi. Elbiseyi de giydirdi. Acile koydu. Biz de hastamızı ona teslim ettik. Tanımadığımız adama. Sebebi devlet onu onayladığı için. Devlet dedi ki bu doktordur. Daha önce görmediğimiz, meziyetine şahit olmadığımız, maharetine muttal olmadığım, belki de hiç görmemiştim ve görmeyeceğim de, buna kemali teslim olup şüphesiz ilaçlarını ve tedbirlerine uyduk. Hata yapsa da kader dedik. Hatasının bedelini biz ödedik. Oysa hayatımızdan daha kıymetli bir sermayemiz, verdiğimiz hayatımızdan daha kıymetli bir sermayemiz, yediğimiz olmadığı halde, istepne lastik gibi değil. Yani hayatı teslim ettik, tutmadı, öldün. İstepne lastik yok ki bir tane de hayatta kalsın. Sırf maddi fenleri okumuş diye bu güven. Oysa hayatlarında isabetsizlik olmamış peygamberlerde. Yalan hile olmamış. Söylediklerine ilk önce kendileri ve yakınları uydukları halde. Verdikleri ilaçların uygulandığında hemen tesirlerini gözümüzle müşahede ettiğimiz halde. Yani ilaç bir hafta sonra, 15 gün sonra kendisini gösterirken, bunların ilaçlarında yaptığın anda kendisini gösterdiği halde, söylediklerini fıtratımız fıtra olarak ihtiyaç duyduğu, ne söylüyorsa fıtratımız reddetmiyor. Mucizelerle semavi desteklendiğini gördüğümüz, ortaya koydukları manevi ilaçları her deneyinin, fıtratlarına ters tesir etmediği olan peygamberlere ve onların varislerine ve onların manevi ilaçlarına lakayt kalmak kadar, dünyada bir zavallılık kadar bir şey var mıdır acaba? Hadiseler onları tasdik ediyor.
çekirdek denilen kuru camit odun parçalarına, nuru, narı, kokuyu, tadı, rengi, hacmi, kütleyi, birçok fenleri gözümüzün önünde koyduğunu gördüğümüz halde, hala ruhun içindeki beka hissinden, arzusundan şüphelenmek. Odun parçası, camit, ruhsuz, hayatsız, çekirdek denen odun parçasına, nurun narı, tadı, tuzu, kimyonu, hacmi, kütlesini koyduğu halde, hele hele odun parçasının içerisinde nuru koymuş. Odunun en büyük düşmanı ateş odunun içine koymuş. İki zıt şeyi bir yere cem etmiş, dumanla nuru. Bunu gördüğümüz halde böyle bir sanatkar, ölük odun parçasının içinde kendisiyle hiç alakası olmayan latifi koyduğu halde, odun kesiftir, kilosu vardır, katı ve donuktur, içi karanlıktır. Bir yere koyduğun zaman oradadır. Ama yaktığınız zaman çıkan şey, buna çıktığı yerle hiç alakası yok. Odunun içi karanlıktır, nur onun içindedir. Odunun kilosu vardır ama çıkanı yoktur. Odun katı ve donuktur, çıkan latiftir. Bunu gözümüzle gördüğümüz halde, odunun içerisini inkar edemeyen, hissiyatlarımızla, emellerimizle, arzularımızla, ruhun isteklerini ifade ettiğimiz halde, ruhun gösterdiği hedeften şüphe etmek. Ruhun içinde bekadan başka bir şey olmadığına izan ve vakıf olduğumuz halde, yani acaba bekadan başka bir şey var mı? Hangisinin ruhu beka istemiyor acaba? Bozulmamış bir ruh gösterin bana ki beka istememiş olsun. Faniye mutlalı olsun. Fani istesin. Yani hep isabet eden hiç tesadüf olur mu? Yani herkesin ruhu mu böyle olur? Herkesin ruhu beka istiyor. Sen ne istiyorsan ben de istiyorum, biliyor musunuz? Hiç şüphe etmeyin. Ruhun içinde bekadan başka bir şey olmadığına izan ve vakıf olduğumuz halde, herkes kendi nefsinde bekanın şahididir. Hem bütün kainatı insana müteveccih ettirmiş. İnsanın değerine bakın. Odunun içinde nuru, narı, nur, nurun içinde bak. Odunun içinde nur. Nurun içinde esir. Esirin içinde maddi hayatı, yani odun. Gir içeriye. Nur. Yani arkası boş değil, biliyor musunuz? Odunun içine nuru, nurun içine esiri, esirin içine maddi hayatı, maddi hayatın içinde aynı hayatı, aynı hayatın içine akıl cevheri, ruh cevheri, nur-u Muhammed Esma. Yani buz misalimiz gibi, buzun içine suyu koyduğu gibi, suyun içine H2O'yu koyduğu gibi, H2O'nun arkasına enerjiyi, esiri, maddi hayatı koyduğu gibi. Ama bir asır önce bunu desek esir metri desek adam der ki bizi uçuracak mı, ne yapacak bu? Hani insanlar geleceklerinden şüphe etmeden ev alırlar, planlar yaparlar, düşünürler, düşünceler oluştururlar. Geleceği yok demezler. Geçmişiniz var mı arkadaşlar? Var. Şüphesi olan var mı geçmişinizden? Geleceğiniz var mı? Var. İçi boş mu? Geçmişinizin içinde siz varsınız. Geleceğinizin içi boş değil ki, siz varsınız orada. Geleceği inkar eden, görmediğime inanmam diyen adam neyin planını yapıyor? Neyin projelerini kuruyor? Geleceği düşündüğü için projeler yapıyor, evleniyor, çocuk sahibi olacağım diyor. Ev araba alıyor. Sigortasını yatıyor, emekli olacağım diyor. Daha öyle bir şey var mı? Yok. Geleceğin içinde kendisi var. Çünkü akıl cihetiyle gelecek şahadette gibidir. Bu düşüncelerinin eseridir. Yani bu ev almak, planlar yapmak, düşünceler oluşturmak, gelecek yok demezler. Bu düşüncelerin eseri. Ya ruhlarının emelleri, arzuları ve karşılıklarını düşünün.
Geçmişinizde siz varsınız. Ya sizin geleceğinizin içi boş mu? İçinde yine siz varsınız. Arkadaşlar, biz geçmişten geleceğe gidiyoruz. Öyle mi? Geleceğe gidiyoruz, haşire, ölüme doğru. Ama mevcudat ise gelecekten hale uğruyor, maziye dökülüyor. Yani bu mevcudatın hareketine ters hareket ediyoruz. Farkında mıyız? Garip garip baktığınız için bir daha söylüyorum. Biz geçmişten haldeyiz. Şu anda şimdiki zamana geldim. 50 sene geçmişim var benim. Ama geleceğim daha yok. Ama ona gidiyorum. Demek ki ben geçmişten hale uğradım. Geleceğe gidiyorum. Mevcudat ise alemi gaybtan vagonlarla alemi şehadete dökülüyor. Ondan sonra döküldükten sonra benle muamelesini gördükten sonra maziye geçiyor. Mevcudat gaybtan, gelecekten geliyor. Hale uğruyor, maziye dökülüyor. İnsan uyanması lazım. Seyrettiğimiz filmin hayal ürünü olduğunu bildiğimiz halde etkileniyoruz. Film. Çünkü kuvve-i hayaliyemizi ve kuvve-i tasavvurumuzu memnun ediyor. İçerisinde ruhsal ve aklen payı pek az olduğu halde, yani başkasının hayatı, başkasının tasavvuru olduğu halde, hayal olduğu halde seyrettiğimiz film etkileniyoruz. Çünkü kuvve-i hayaliye ve kuvve-i tasavvurumuzu memnun ediyor. Bir de bakın, bir daha söylüyorum, bu çok önemli, tefekkür edenler için diyeceğim. Başkasının tasarladığı bir film hayal olduğunu bildiğimiz halde etkilenip bakıyoruz böyle. Sebebi, biz içinde yaşıyoruz. Bizi içine koyduğu için lezzet veriyor. Başkasının hayatı, başkasının tasavvuru. Tamam? Buraya kadar tamam. Yani o filmin hayal dünyamızı, hayalimiz de içine girdiğimizden dolayı, bizi bizden koparttığından dolayı zevkle saatlerce seyrediyoruz. Başkasının hayali, tasavvuru içindeyiz ama. Şimdi bak, onu nerede kullanacağım? Bir de tefekkürle gelen feyizlerin tesirini düşün. Zikri kalbi ortaya çıkaran lahuti temessülleri izan et. Ben başkasının hayal senaryosuna, çizmiş olduğu filmin içine giriyorum, lezzet alıyor. Esas lezzet şudur diyorum. Tefekkürle biz feyizleniyoruz. Dimağın lezzeti tefekkürdür. Hayalın lezzeti hayallenmektir. Dilin lezzeti konuşmaktır. Kulağın lezzeti işitmektir. Gözün zevkli manzara ve renkleri, şekilleri seyretmektir. Dimağın zevki tefekkür etmektir. Bu dimağda 7 mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, irtizam, itikaf, anlamadığınızı biliyorum. Ama en düşüğü olan tahayyül, bu sıfatımızla adamın çizmiş olduğu senaryo filmin içine girip lezzet alırsak, bu 7 mertebenin bütünlüğü olan tefekkürle feyizlenmekteki zevki düşünün. Tefekkürle biz nereye giriyoruz? Filmi seyrederek filmin içine giriyoruz. Tefekkür için, tefekkürle lahut alemine giriyoruz. Bizi bizde seyrediyoruz. Başkasının senaryosunu değil. Kendini kendinle seyrediyorsun. Tefekkür ve zikirle hariçten almıyorsun bir şey. Elma, armutu, mevcudatı tefekkür ederek oradan bir şey almıyorsun.
Onunla batını uyandırıyorsun. Mevcudu uyandırıyorsun. Sen çünkü kainatın çekirdeğisin. Şöyle düşün. Çekirdeğin içinde ağacın projesi, planı var. Güneşten, sudan aldıkları ile kargasını inşa ediyor. Hayatiyetini dışarıdan almıyor. Ağacın malzemesini güneşten, sudan alıyor. Ama hayatını güneşten almıyor. Çünkü güneş hayatsız. Tefekkürle batınımızdaki çekirdeğin etrafında malzemeler oluşturuyoruz. Ama ortaya çıkan sensin. En büyük zevk kendinden zevk almaktır. En büyük seyahat içe dönmektir. En büyük ihanet ve yalan fıtratının isteğine zıt düşünmektir. Fıtrat beka istiyor. İnsan faniye müteveccih. Fani tutmuş. Fıtratına en büyük ihaneti yapıyor. Yalan söylüyor fıtratına. Mesela misal vereyim. Ve min şeyin illa yusubibi bi hamdi. 14. pencereden söylüyorum. Eşyanın mutaaddit diyor şehadetleri aynı şeyi söylerse ondan daha büyük gerçek bir hakikat olamaz. Şimdi söylüyorum o ne demek? Göz diyor ki beni yapan alimdir. Doğru mu? Kulak diyor ki beni yapan alimdir. Elma diyor ki beni yapan alimdir. Arı diyor ki beni yapan alimdir. Farklı fıtratların aynı şeye parmak basmaları kadar bu kadar gerçek bir doğru nerede olur? Hala kainata tasarruf eden zatın ilminden şüphe etmek. Çünkü farklı eşyanın dilinden aynı şeyi duyuyoruz. Acaba hiç düşündün mü? Fıtratın bil kuvveden bil fiile inkılap etse ortaya ne çıkardı? Hiç hayatınızda çınar ağacı görmediniz. Şeftali'yi görmediniz. Allah şeftali çekirdeğini size gösterse, bir damla suyu gösterse, insanın yaratıldığı bir damla sudan, hücreden, damla da değil de, acaba hiç şeftali görmeyen insan, şeftali çekirdeğine ne der acaba, ne bekler? Ne demek ya Rabbi, bundan ne demek ne çıkar? Şöyle bir şeftali ağacı, rengi şöyle olacak, tamam mı? Sarı olacak, kırmızı olacak, tadı şöyle olacak, tüyü olacak, tüysüz olacak, dalı olacak, budağı olacak, kütlesi... Kim hayal edebilir? Bunu gördüğün halde artık bu çekirdekten başka bir çekirdekten ağacın yokluğunu iddia etmek ahmaklık değil mi? Bak kuru çubuğu kutudan bunları yerleştirmiş. Şimdi soruyorum, kendime soruyorum, size de soruyorum. İnsan kainatın çekirdeğidir. İnsan bir şeyler tefekkür ettiği zaman ortaya ne güzellikler çıkıyor. Acaba insan çekirdeği, şeftali çekirdeği ağaç olduğu gibi sen yani insan çekirdeği ağaç olsa acaba karşımıza nasıl bir manzara çıkar? İnsan bir ağaç olsaydı. İnsan bil kuvvedir, çekirdektir. Ağaç olsa acaba nasıl bir manzara karşımıza çıkardı? Şecere-i Tuba diyor. Şecere-i Tuba olurdu. Şecere-i Tuba'nın çekirdeğini tazammun ediyor. Hatta daha ileri geçeceğim. Kanaat etmeyeceğim orada. İnsan diyor, hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği aslisi, daha arkada. Çekirdek ağaçtan önce olduğu gibi, insan da kainattan öncedir. Yani Allah'tan sonra yaratılan kainat dediğimiz şeyden öncedir. İnsan kainatla Allah arasında berzahtır. İnsan kainattan öncedir. Bedensel itibariyle cismen sen kainatın içine doğdun. Ama hakikatin itibariyle kainatın çekirdeği aslisisin. Bu kadar kıymetlisin. Kainattan öncesin.
Senden önce bir şey yok. Bir Allah var. Nur-u Muhammedi cihetiyle yani. Şualar 218. Şüphe ediyorsunuz böyle. Tuhaf tuhaf bakıyorsunuz. Gibi. İlk defa ben muammayı bir şey söylüyorum zannediyorum. Bende de şüphe arız oluyor. Okuyayım cümleyi yani. İnsan. Allah Allah. Ama şunu da söyleyeyim. Dayanamayacağım Almanya'da. Hocam diyor mutadip derslerini dinledim. Mutadip demiyor da çeşitli derslerini dinledim. İçeriye gir, içeriye gir, içeriye gir, içeriye gir, içeriye gir. Ya diyor, içeriye girdim diyor ben. Diyor hanımla seyrediyoruz. İçeride karaciğer var, böbrek var diyor. Aynı öyle diyor. Ne yaparsın şimdi? Bu heyecanla gidiyorum. Bu ateşle gidiyorum, bir ders yapıyorum şimdi. Bu heyecanla yapıyorum. Adam diyor ki, karaciğer var, böbrek var diyor. Dedim bak aferin lan, doğru söylemiş ya. Ya odunu hiç gördün mü dedim. Gördüm tabii dedi. Odunu gördün mü odunu? Şüphelendi. Bak gir içine odunun. Odun içinde ne var? Odunla hiç alakası olmayan nur var. Başka? Oduna düşman olan ateş var. Başka? Odunun yapısına zıt olan kalori var yani. Odun bir yerdedir, çıkan her yerdedir. İki zıt şey bir yerde. Örten dumanla açan ışık aynı yerde. Hocam biz de mi böyleyiz? Böyle aptal açtı gömleğini. Of be! Neye benzettim biliyor musun? İlk defa biz çok duyduk ya nur vasıtasıyla. O adam sanki hapishanedeymiş de birisi zindandan çıkarıyor. Bak Allah aşkına şuraya bak. İnsan şu kainat ağacının en son, en cemiyetli meyvesi. Tamam. Başka? İnsana da o zıttı koymuş. Yani oduna zıt bir şey koyuyor ya, ateşi dumanı. İnsana da zıt, mesela nefis var, şeytan var. Yani onu kastetti yani. Odun içindeki duman, insanın bedeninde bulunan o odundaki duman nefistir. Odunun içinde bulunan nur, bizdeki ruhtur. Yani zıtlar onu kastediyor. Nefis örter, duman örter, nur açar, ruh açar. Benim nefsim, benim ruhum diyen. İki zıt bir şeyde. İnsan şu kainat ağacının en son, en cemiyetli hepsini içine almış. Daldaki meyvenin içerisindeki çekirdek ağacı tümünü aldığı gibi. Başka? İyi yaslanın şimdi. Kemerinizi bağlayın. Uçuşa geçiyoruz. Keyif veriyor vallahi bana şu cümle. Keyif, keyif. İnsan olduğum için. İnsanıma izanım var. İnsanlığımdan şeref duyuyorum. İnsan olduğuma gurur duyuyorum. Sen de öylesin zaten. Onun için buradasın. Bak iyi dinle şimdi. Bak sen kimsin? Hakikat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam cihetiyle biz Hakikat-ı Muhammediye'nin temessülüyüz. İnikası değiliz. Cilvesi de değiliz. Tahammül edemiyorum. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle her bir insan kainatın çekirdeği aslisidir. Kainat dediğimizde biliyor musun? Şuraya alırsa galaksileri zannetmeyin. Yedi kat semayla şu yıldızlar falan. Kainat dediğimiz şey ne biliyor musun? Ana kargas merdivenleri sayarak çıkıyorum. Alemi şehadet dünya. Yedi kat sema. Çık üstüne. Kaf Nun fabrikası tezgahları. Çık yukarıya. Lef-i mahve ispat. Çık yukarıya. Kürs. Çık yukarıya. Daire-i kudret. Çık yukarıya. Daire-i ilim. Çık yukarıya. Arş. Çık yukarıya. Lef-i mahfuz. Çık yukarıya. Arş-ı azam. Başınız dönmesin. Çıkıyoruz ama. Çık yukarıya. Kab-ı Kavsen. Çık yukarıya. Mec'ul. Çıkamasın daha. Çünkü ölüm ve helakettir. 642 mesnevide. O Nur-u Muhammedi mec'ul dediğimiz şey Kab-ı Kavsen'de mahlukat bitiyor yani. Şöyle. Buradayız. Bu alemler saydığımızda burada bitiyor. Burası çekirdek. Bundan sonra lahut başlıyor. Şurası Nur-u Muhammedi. Bundan sonra mahlukiyet başlıyor. Bu kainat deniliyor bundan aşağıya.
Çekirdek. Bu çekirdeğin sen temessülü bir misali var sende. Bu çekirdek cihetiyle sen kainattan öncesin. Ya biraz da kafan karıştırayım. Batır ismini koydum. Batır mı koyduk? Batır mıydı? Nerede? Yanın yan tarafında. Allah Allah. Canım benim, sevgilim benim, batın ha. Fesubhanallah. Bunları da ancak veliler konuşur. Risale-i Nur velidir. Bunları veli demek, o işin ehli, yani Risale-i Nur. Batını veliyle, ya veli, ya batın. 10 Mektubu Kitabı 19'da ismi Mevcudat Nasal bazı zatlar diyor ya, mevcudatın penceresiyle vacibin vücuda bakıyorlar diyor. Allah Allah. Bir de söyle bakayım, izle söyle. Aç, sen yerini al. Kafamı karıştırma. Nerede mektubat? Al sana mektubat. Bak ne diyor, bak ne diyor. Hep Hasan mı söylüyor yani? Hasan biraz hayal ediyor zannediyorlar. Bana neresi? 19. Hemen. Oku bakayım. Ehli hakikatin bir kısmı nasıl ki ismi Vedud'a mazhardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle, mevcudatın pencereleriyle vacib-ül vücuda bakıyorlar. Mevcudatın pencereleriyle kime bakıyorlar? Vacib-ül vücuda bakıyorlar. Zati sıfatları. Allah Allah, vacib-ül vücut zatidir ha. Ben ilk defa okuyorum bunu galiba ya. Allah Allah. Fesubhanallah. Vacibül. Ya niye keyiflendiriyor bizi biliyor musun? Hikaye ve roman, tiyatro yapmıyoruz. Ben insan değil miyim? Sen insan değil misin? Sensin ya bu ders ya. Senin cinsin yapmış bunu. Emsalin yapmış. Ya mazhar olmuş. Keyif verir ya. Sana o kapıyı açık bırakıyor işte. Açmış işte. Yani bu yolun mümkün olduğunu söylüyor. E tamam öyle olsa. Ya taraftar ol sen de feyiz al ya. O sebap sana da yazılsın ya. Allah Allah ya. Başka neymiş biliyor musun insan? Kainat Kur'an'ının ayet-il kübrasıdır insan. Başka insan ismi azamı taşıyan ayet-il kürsüsüdür insan. Ayet-i Kürsi hakkında, ayet-i Kürsi hakkında galiba 4 saat dersim var sitede. İnsan kainatın ayet-i kürsüsü nasıl olur? 4 saat. İnsan kainatın ayet-i kübrası 6 saat ayet dersi var. Ayet nedir? Hatay'da yapmıştım. Bazıları diyor ki abi çok su içiyorsun. Motor yanıyor, ne yapalım kardeş? Dersin bazı şeylerinde cesedim ruha eşlik edemiyor. Sen de kanaat edeceksin. Ceset her zaman ruh arkadaş olamıyor. Feyze mazhar olunca niçin oluyor? Dellal-ı Kur'an olan Said'in muvakkaten makamında oturduğum için. Burada beşeriyetim yok. Kabul edin. Bitti, onun yanına oturacağım senin. Bu makam benim değil. Ne kadar acayip şeyler oluyor, ahirette göreceğiz. Metafizik aleminde neler oluyor şu anda? Neler oralarda değişiyor? Neler alt üst oluyor göreceksin. Hemse senin hayatında ne inkılaplar oluyor? Ruhunda neler oluyor? Senin ruhunda şu anda kulağını verdin ama fişi taktın ama böyle bir ders dinliyorsun zannediyorsun. Allah'ın zatına yemin ederim ki böyle değil. Bu kadar değil. Ya. Şu kadar diyeyim. Barla da diyor. Sema müekkelleri, yerdeki müekkellere gıpta ediyorlarmış 259 Barla'da. Ah ah, senin üzerinde
senin üzerinde bir iki adam, biz bir iki adam mıyız? Bir iki nefes Rablerini sevip sevdirirler, görüp gösterirler diyor. Rableri de Cebrail'i gönderiyor. O melekler öyle yapınca. Allah bilmiyor. Biliyor ama sultanlık ismi iktiza edecek. Ya Cebrail, bak hele orada. Ne oluyor? Niçin mükemmel melaikeler her tarafı kuşatmış? Niçin oraya hücum ediyorlar? Ya Cebrail. Cebrail geliyor. Diyor ki, orası da çıktı elhamdülillah. Ya Rabbi. Hem o dersi dinleyenler yalnız insanlar değil. Cenab-ı Hakk'ın zişur çok mahlukatı vardır ki o hakaik imanini istimandan çok zevk alırlar. Sizin o kısım ders arkadaşınız ve müstemileriniz çoktur. Hem mütefekkirane o çeşit sohbet imaniye zemin yüzünün bir manevi ziyneti ve medar-ı şerefi olduğuna işareten biri demiş. Esman reşktu buret bahre zemin ki daret yektu kes yektu nefs bahri hudan ber nuşinant. Yani semavat zemine gıpta eder ki zeminde siz halisen lillah Allah için sohbet ve zikir ve tefekkür için bir iki adam, bir iki nefes, bir iki dakika beraber otururlar. Kendi Sani Zülcelal'inin çok güzel asar rahmetini ve çok hikmetli ve süslü eseri sanatını birbirine göstererek sanilerini sevdirip sevdirirler, düşünüp düşündürürler. Bundan, ondan sonra Cebrail geliyor size müjde. Hadis-i kutsi bu, bilmana. Diyor ki, ya Rab seni anlatıyorlar. Rahmetini, cennetini, cehennemini. Uzun da ben kısa şey yaptım. Peki görmüşler mi ya Rab diyor. Yapmayacak. Görmüşler mi diyor. Hayır ya Rabbi, müjdeyle. Şanıma yemin ederim ki, şahit ol. Onları ben cennetime koyacağım. Cebrail ya, akılın simgesi, sembolü. Çok sever aklı. Ya Rabbi diyor, oraya baktım diyor, başka birisi vardı diyor. O niyetle girmemişti diyor onların içine. Cenab-ı Hak diyor ki, onların hürmetine onu da affettim diyor. Hangi niyetle geldinse geldin, affedildin. Bu akşam bol kepçe lokantası değil. Ama doğrusu da bu. Ya Rabbi affet, bu hadisi kutsiyi tahkuk ettir bize Muhammed'in hürmetine. Amin. Sana iman edenlerin, iman edenlerinin imanlarının senin yanındaki değeri, kıymeti, mahiyeti, hakikati hatırına ehli imanı hasreten bizleri affeyle ya Rabbi. Şu şeyi bitireyim, devam edeceğim. Yani çınar çekirdeğinden şeftali ağacı çıkmadığı gibi çekirdek odun parçasından geleceği olan kocaman ağacı barındırarak kainatın çekirdeği olan ruh insanın içinde kim bilir nasıl ağaçlar vardır. Suyun içinde balığı, balığın içinde lezzeti, lezzetin içindeki insani lezzetleri koyduğu gibi. Filmde başkalarını ve başkalarının senaryolarını seyrediyorsun. Tefekkürde ise seni sen de seyrediyorsun. Aynen olan kainatta sen seyrediyorsun. Hani tefekkürle, bak bu da çok önemli son cümlem. Tefekkürle, konsantre ile, hayal ile hissiyat hayata çıkardığımız gibi. Mesela adam tahtayı kıracak, mermeri kıracak, ne bileyim kiremiti kıracak. Kolun sağlaya sağlaya gelip kırmıyor. Konsantre oluyor değil mi? O zaman ne yapıyor biliyor musunuz? Bil kuvve, güç, kudreti hissiyatla hayata çıkartıyor. Bir daha söylüyorum. Hissiyat insanı ruh seviyesini çıkarsa,
Bak ne olacak şimdi. Kolun sağlaya sağlaya bir daha emniyetine binaen anlatıyorum. Hat, koyun bakalım kiremidi. Koysa eli kırılır. Eli kırılır. Ama konsantre oluyor. Ondan sonra bağırıyor ve kırıyor. Tamam? Gücün yani düşüncenin gücünü düşünün. Düşünceler ruhta bulunan hissiyat güçtür. Kontrolsüz enerjidir. Ruhta bulunan hissiyatı düşünceler hayata çıkarıyor. Hayatta gösteriyor. Tefekkürle de lahuti ruhta bulunan ulvi hisleri ortaya çıkarıyoruz. İşte hissiyat insanı kalp ve ruhun dereceyi hayatına çıkartmak böyle oluyor. Hissiyat insanı kalp ve ruhun dairesine çarpınca hissiyat insanı kalp ve ruhun seviyesine çıktığı zaman artık seninle benimle dolaşıyor ama hep oradan besleniyor. Bizim gibi iman değil, iman ettiğinden feyizler alıyor. Şuhut oluyor. Ha? Miraç da o şekilde mi? Miraç da öyle. Zaten şöyle öyle diyordu bakın. Çok mühim bir hakikatin ucuydu da. Bak diyor ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Deli var deli. Hayatın delisi olmak lazım. Madem dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvani hayat böyledir. Hayvaniyetten çık. Ne var ya, nereden çıkacağım ya? Hayvaniyetten çık diyor. Cismaniyeti bırak. Artık cisim yok o. Konsantre oldu o. Cisim yok. Veya hayal ediyoruz. Mutfakta işte birisine kızıyoruz hayalin. Nasıl dörün için diyor. Vücut geriliyor mu? Gerilmiyor. Veya ahlaksız bir şey hayal ediyoruz. Vücut hormonları değişiyor mu? Değişmiyor mu? Artık sen sende değilsin. Sen o olayın içindesin. Aynı bunun gibi cismaniyeti bırak. Yani tefekkürle cismaniyetten çıkıyor. Bak hayalen artık ceset değil. Ceset bunu kıramaz. Çünkü ceset taş gibi oluyor artık. Zahirden hakikate geçiyor yani. Evet. Arkadaşlar ruh güçtür. O gücü hissiyatla ortaya çıkartıp gösterir. Ruhtaki hissiyatları çıkartan düşüncelerdir. Onun için doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Bakın nasıl böyle şey yapıyorsun veya ahlaksız bir şeyi veya güç böyle nasıl derin içinde falan şey yaptın ki işte hayal seni cismaniyetten çıkarttığı gibi tefekkür de bedenden söküp atıyor seni, çıkarıyor. Tefekkür anında sen sende değilsin. Sen sende değilsin. Hayvaniyetten çık. Cismaniyeti bırak. Kalp ve ruhun derece hayatına gir. Kalp ve ruhun derece hayatına giriyor tefekkürle. Tevehüm ettiğin geniş dünyadan zannettin Ebu Sultan Beyli kadar bir yer. Dünya. Dünya neymiş? Daha geniş bir daire hayat, bir alemi nur bulursun. İşte o alemin anahtarı nasıl yapacağız ondan bahset. Ha o anahtar. Marifetullah ve vahdaniyet sırlarını ifade eden La İlahe İllallah kelime-i kutsiyeleriyle kalbi söylettirmek, ruh işlettirmektir. Mideyi çalıştırdığımız gibi onu da çalıştırmak lazım. Dimağın lezzeti, dimağ nereden lezzet alır? Tefekkürle. Hakimi, hakim ismi muktezasıyla dimağın lezzeti tefekkürdür. Kalbin lezzeti zikri ilahidir. Bedenin lezzeti
eylemdir. Atalet betalet cehennemidir. Ruhun cehennemi hareketsizliktir, işsizliktir. Yani bedenin yani. Evet, şimdi bu malzemeler olduktan sonra ehli velayet keşf ile zevk ile aynı hakikati imza basıyorlar. Şimdi anlaşıldı değil mi? Yani tefekkürle Allah Allah. Şimdi misal vereyim size. Bir tefekkür ehli içimizden, yani hepiniz çoğu tefekkür ehlisiniz. Sizin tefekkürle aldığınız zevki kafir, gafil, fasık rüyasında görmez. Ehli keşif ve ehli velilerin hakikati yaşamaları da biz de görmeyiz. Ama biliriz ki var. Şu anda neler oluyor biliyor musunuz? Velayet nurları gelmiyor ha. Ne nurları geliyormuş? Risalet nurları geliyor. O hangarlar kapandı artık. Bakın siz tefekkürle şu anda aldığınız lahuti bir rahatlık var değil mi böyle? Oh! Bu ne demektir biliyor musun? Müjde vereyim size. Allah adına hiç kimse yalan konuşamaz. Doğruyu söylüyor. Şu andaki bir rahatlığınız var ya. Allah araladı size. Hani bir namaza. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin diye okurken namazda zevk alıyorsunuz ya. Derste zevk alıyorsunuz ya. Kitap okurken alıyorsunuz ya. Şu anda dinlerken buradaki alemden, atmosferden alıyorsunuz ya. Şu o ne demek biliyor musun o lezzet? Şu o lezzet. Allah sana o anda şu anda diyor ki ben senden memnunum ha. Allah kendisini aralaması demektir. Bu zevk bedensel değildir. Ha bu ipucu işte sana işaret olmalı. Ha demek ki bedensel, cinsellik, kulak, dil, burun, elle alınan bir lezzet değil şu anda. Bak ben şu anda herhangi bir uzvumla, organımla lezzet almıyorum ama rahatım. Peki nereden alıyorum? Ha başka tarafım da var. Diman lezzeti tefekkürdür. Allah Allah. Elbette o hakikat güneş gibi zahir olur, şüphe eden divane olur. Bir meselede, mesela Ramazan hilalini yevmi şekte ispat etmek, süt konservelerine benzeyen ceviz hindi bahçesi rüy zeminde var diye dava etmekteki ispat edici, bin inkar edici ve nef edicilere galip edip davayı kazanıyorlar. Mesela Hindistan cevizi var, ne kadar büyüktür? Şu kadar bir şey değil mi? Bir tanesi dese ki, Hindistan cevizi var dünyada. Ötekisi yok dese. Bak inkar etmek ne kadar zordur. Yok diyen adam bak burada da yok, burada da yok, burada da yok, burada da yok, burada da yok. Burada. Bütün yani Hindistan cevizi bu kadar büyük. Bu kadar büyük yer kalmamak şartıyla dünyayı her tarafı bana gösterecek. Bak yok, 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 yok. Gördün mü? Ha mazide vardı belki. Maziye de geçecek. Orada da yokluğunu gösterecek. Yetmiyor. Gelecekte çıkar peki. Orada da güzel. Bu imkanı yok. İspat edenin kolaylığı. Değil Hindistan cevizinin komplesinin bir parçasını gösterse, bir alametini gösterse, ha tamam işte bütünün bir cüzü. İspat etmek küçük bir parçasını gösterse yetiyor. İşte ahiret ruhani lezzetlerinin var olduğuna dair bir parçasını gösteriyorum. Şu andaki lezzetin. Şu andaki rahatlığın. Bin inkar edici ve nef edicilere galebe edip davayı kazanıyorlar. Çünkü ispat eden yalnız bir ceviz indiği veyahut yerini gösterse kolayca davayı kazanır. Bak diyoruz, aha böyle şeyler var. Hakikaten ya, bende de oluyor ya. Şu anda lezzet alıyor mesela. Hazreti Ali mesela radıyallahu anh olmuş ya 19. mektupta bir Hayber Kalesi'ni söküp kalkan kullanmış. Sonra işte savaş bittikten sonra kaldır demişler. Bir rivayete göre 40 adam kaldıramamış. Başka bir rivayet de var. Sonra demiş ki
Demiş ki hadi şimdi sen kaldır hadi. Savaşta yaptın. Hazreti Ali'nin cevabı çok orijinaldir. O zamandı diyor. O zamandı. O Ali yok ki şimdi. Abi rivayete göre 6,5 tonmuş o kapı. 6,5 ton. Allah Allah. Var ya bu bize alamet şuradan geçebilir. Konstantinopolis hop bir şey kapmıyor muyuz? Böyle nasıl güç oluyoruz değil mi böyle? Konstantinopolis. Seyit Onbaşı'nın yaptığı gibi. Siz de yapıyorsunuz ya böyle. Coşuyorsunuz böyle. Tamam mı? Neler yapıyor? Ha bu işaret veriyor. Yani mesela şöyle. Bunlar nedir? Tavandan su akıyor. Ne deriz? Üst kattan yatak odasından geliyor. Kimse der mi bunu? Bu sızıntı ya mutfaktandır ya tuvalettendir. Değil mi? Yatak odasından su akar demez kimse. Ha, küçük sızıntılar menbaından haber verir. Aslından haber verir. Olmayacak yerde haber vermez. Su sızıyor. İçi üstü var ya kupkuru bir yer ya. E nereden akıyor bu o zaman? Yani göz karanlık alemde haber vermiyor. Kulak sessiz alemden haber vermiyor. Akıl manasız alemden, cehaletten bahsetmiyor, haber vermiyor. Ruh da ruhsuz alemden haber vermiyor. Soruyor. Gözü yapan kördür veya görüyordur. Bu şık ayrı. Gözüm görme denilen bir basar alemi var. Görmek hakikati var, görme. Den haber veriyor. Yok ikinci şık. Yok canım. Böyle bir alemin ne olsun? Alameti mi var? Göz nedir? Onun bir tereşuatıdır. İzidir. İz düşümüdür. Ya köpek bile ya. Köpek bile ya. Onu söylettireceksiniz ya. Koku ilavına gidiyor. Diyor mu ki köpek? Ulan görmediğime inanmam. Ben köpeğim. Ben göreceğime inanacağım. Ulan köpek bile görmediğime inanmam demeden avına kokuyla giderse, ben insanım diyen, kokuyla, kulağıyla, diliyle, eliyle, aklıyla, kalbiyle, aslına, yani bunların verdiği habere, haberin kaynağına gidemezse, ne olur? Hiçbir şey demiyor. Ya bir çamur düşünün, çamur. Ay baktın ki, iz var, tavuğun izi, köpeğin izi, filin izi, insanın izi, kedinin izi. İster misin? Yok canım hava çaktı, basınç oldu da bu iz oldu. Ya böyle bir mahluk geçti değil mi buradan? İzler ondan haber vermiyor. Tavuğun iziyle yani şimşek çaktı da hava sıkıştı da oldu öyle mi? Ya çamurdaki bir iz aslında haber veriyor da ruhtaki izler hiçlikten mi haber veriyor? Bu kadar olmaz ya. Bak inkarcılık öyle olmaz ben öğreteyim. İnkarı da ben öğreteyim. Bak, de ki, vallahi ben bu işte yokum, ben bu işte meşgul değilim, siz ne yaparsanız yapın, Allah'ım ahiret sizin olsun, ben vallahi fok balığı gibi yaşarım yani, ben bu işte meşgul değilim. Hah, bu çıkış yoludur, sana kimse dokunmaz. Yoktur diye iddia edersen ispat edeceksin. Sen bana ispat dediğin gibi ben de sana bunu soracağım. Yani bendeki beka arzusu hiçliğin tereşuatı mıdır? Yani bendeki beka, ebed arzusu, sonsuzluk arzusu, emel ve istekler fasulye, domatesten, pirinçten gelmiş olabilir mi? Çünkü ispat eden yalnız bir ceviz indiği veyahut yerini gösterse kolayca davayı kazanır. Onu nef ve inkar eden, hızlı gidiyorum bitiriyorum, bütün rüy zemini aramak, taramakla hiçbir yerde bulunmadığını göstermekle davasını ispat edebildiği gibi bitiyor. Cenneti ve darı saadeti ihbar ve ispat eden, son cümle çok önemli, cenneti ve darı saadeti, sonsuz saadet yeri ihbar ve ispat eden, yalnız bir izini, sinemada gibi, keşfen bir gölgesini, bir tereşünü göstermekle davayı kazandığı halde. Mesela bir filmi seyretsen de desen ki, vallahi bu yaşanmamış. Lan ya işte çekilmiş işte. Dolayısıyla bir su sızıntısı kaynağından, nüfus cüzdanı bir kütükten haber verdiği gibi
İnsanın fıtratında bulunan özellikler de o alemin izi, sızıntısı, işaretidir. Onu nefi inkar eden, bütün kainatı ve ezelden ve ebede kadar zamanları görmek ve göstermek de ancak inkarını ve nefini ispat ile davayı kazanabilir. Ve bu ehemmiyetli sırdandır ki, hususi bir yere bakmayan ve imani hakikatler gibi umum kainata bakan nefi ve inkarlar, zatında mal olmamak şartıyla ispat edilmez diye ehli tahkik ittifak edip bir dustur esası kabul etmişler. Burada bitti. Demek ki insanın bedeni alemi şehadeti gösteriyor. Şu varlıktan. Yani bu cesedin kaynağı şu şehadettir alemde. Oradan yapılmış. Ama insanın ruhu burayla hiç alakası yok. Yani odundan çıkan kül topraktan, odundan çıkan nur topraktan değil. Ama çok tuhaf değil midir? 10 kilo gelen odunu yaksanız 200 gram kül gelmez. Peki kiloya gelen odunun içerisindeki kilosuz olan bir şey nasıl kiloya geldiyse sen de öylesin. Yani buz diyoruz, su diyoruz ama içindeki enerji. Odunun içine onu koyduğu gibi senin içine de beka alemini koymuş. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةَ مَعَ الصَّلَوَاتِ